Evet, sevgili izleyiciler, bu bölümde Samsunspor'umuzun ekonomik sıkıntılar içerisinde boğuşan Samsunspor'umuzun ki geçtiğimiz yıllarda 15 milyon değeri olan bir takım bu yıl bütçesi 12 milyon lira olan bir takım oluşturuyor ve şu anda da takım zirvede. Düşünebiliyor musunuz? Geçtiğimiz yıllarda 15 milyon lira değeri olan bir takım, bu sene 12 milyon lira değeri olan bir takım toplam değeri ve takım Süper Lig için adım adım zirveye doğru gidiyoruz. İnşallah yolumuza taş koymazlar da biz de bu 1-2'den çıkarız diye düşünüyorum. Tabii bu sıkıntıları boğuşuyoruz. Her taraflara mesajlar veriliyor. Herkes taşın altına elini soksun diyoruz. Biz de bir spor programı yaptığımıza göre taşın altına elini sokanlardan biri de sevgili Ender Gür Hocam. Bugün Haber Gazetesi'nde köşe yazısında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a açık mektup adı altında bir yazı yazmış. Gelin isterseniz onu bir kez ekranlara taşıyalım. Ne yazmış? Çünkü çok bugün bana da mesajlar yollanıldı. Ender Hoca'ya teşekkürler vardır. Mutlaka onun telefonuna da mesajlar gelmiştir diyorum ama ben de bunu ekranlara taşımak istedim. Bakın Ender Hoca o açık mektupta neler söylemiş. Büyükşehir Belediye Başkanı'na açık mektup. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, siz bu şehrin başkanısınız. Eskilerin tabiriyle şehre minisiniz. Bu şehir emin ellerde olsun diye halk tarafından size emanet edilmiş. Bir anlamda önderlik makamındasınız. Tam 16 yıldır da bu emaneti layıkıyla taşımaya çalışıyorsunuz. 1996 yılından beri Karayolları Bölge Müdürlüğü görevinden itibaren sizi takip eden, sizinle defalarca röportaj ve televizyon programı yapmış biri olarak bu şehirle ilgili düşünce ve duygularınızı bildiğim için size seslenme gereği hissettim. Bir belediyenin görevinin sadece yol, su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmeti vermek olmadığını, sanattan kültüre, turizmden tarihe, sosyal hizmetlerden insanı ilgilendiren tüm hizmet alanlarına kadar her alanda şehre ufuk çizmek olduğunu, Türkiye'de en iyi şekilde ortaya koymaya çalışan başkanlardan birisiniz. İşte tam bu noktada Samsunspor konusunda size seslenme gereği hissettim. Şehrin kalkınması için tanıtımın ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek bile yok. Ve bu şehrin en önemli markası hiç kuşku yok ki Samsunspor. Maalesef Samsunspor bu sezonda maddi anlamda tarifi mümkün olmayan sıkıntılar içinde. Bu sıkıntıların farkında olduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü şu an kulübü idare edenler sorumluluk makamında olan sizleri hiç şüphe yok ki bilgilendiriyorlar. Takım tüm olumsuz şartlara rağmen lider konumda. Bu kulübün tek kurtuluşu olan Süper Lig hedefine yürümeye çalışıyor. Ancak görünen o ki maddi anlamda büyük bir tıkanıklık söz konusu. 8-10 milyonluk bir kaynak sağlanması durumunda sezon sonuna ulaşabilecek bir durum söz konusu. Sayın Başkan Erkut Tutun'un bir konuşmasında şehrin Samsunspor'a destek konusunda yorulduğu yönündeki sözlerini de hatırlatıyorum. Sizin de geçmiş dönemde yabana atılmayacak ölçüde destekleriniz herkesin malumu. Yine geçmişte bir takım davalar nedeniyle yaşadığınız sıkıntılar da herkesçe bilinmekte. Hiç de hak etmediğiniz olumsuzluklarla karşılaştınız. Bu durumlar sizi üzdü, yaraladı. Bundan dolayı belki bir süre mesafeli davranmak durumunda kaldınız. Tüm bunlar bu şehirde yaşayan aklı selim insanlar tarafından bilinmekte. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakıp Samsunspor'umuzu sahiplenme zamanı. Şimdi son bir kez yeni bir başlangıç yapıp omuz verme zamanı. Şimdi bir kez daha bu şehrin size verdiği şehremin unvanınızı sporda da ön plana çıkarıp liderlik zamanı. Liderlik diyorum
Çünkü bu şehirdeki herkesi harekete geçirecek bir lidere ihtiyaç var. Hem de her zamankinden daha fazla. Gelin bu liderliği ortaya koyun. Sağlayacağınız 10 milyonluk kaynak çok şey demek. Tribünde izleyeceğiniz 1-2 maç çok şey demek. Samsun Spor konulu birkaç açıklama çok şey demek. Gelin gösterin bu liderliği. Bunu yapabilirsiniz. Yapmaya çalıştınız da daha önce. Gelin omuz verin bu şehrin en önemli markasına. 50. yılını kutlayan bu büyük camia, bu büyük marka, bu büyük kulüp sizce hak etmiyor mu bunu? Hocam, kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel dile getirmişsin. Neler söylemek istersin? Vallahi şimdi hep söylediğimiz bir şey var. Samsun Spor bu şehrin en önemli markası. Samsun Spor'un Süper Lig'de olması demek, sadece bir futbol takımının Süper Lig'de olması demek değil. Samsun Spor'un Süper Lig'de olması demek, sanatıyla, kültürüyle, belediyesiyle, ticaretiyle, taksisiyle, alışveriş merkeziyle, her şeyiyle, insanıyla, basınıyla, gazetesiyle, herkesin Süper Lig'de olması demek. Ve Samsun Spor'un, Samsun şehrinin tanıtımı için harcanan milyonları düşünüyorum. Niye harcıyoruz? İstanbul'da, Ankara'da tanıtım günleri düzenleniyor. Ya da turist çekmek için, Samsun'un adını duyurmak için, Samsun'un tanıtımını yapmak için milyonlar harcıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Niye yapıyoruz? Samsun'u tanıtmak için yapıyoruz. Samsun'u tanıtmanın Samsun Spor'dan daha etkili bir yolu olabilir mi? Yok. O zaman bu şehirdeki sorumluluk makamında olan herkesin bu bilinçle hareket ediyor olması lazım. Ha, geçmişte şu oldu, bu oldu, o temlik koydu, bunun borcu vardı, o batırdı, bu kaldırdı, şu oldu, bu gitti. Bütün bunları bir kenara bırakma zamanı. Çünkü Samsun Spor'un tek kurtuluşu Süper Lig. Bunda hemfikir miyiz? Fikiriz. Şu anda Samsun Spor takımı kıt kanaat imkanlarla 2 yıldır Süper Lig'in kapısından döndü. Ve şu anda da yine Süper Lig'i zorluyor. Kıt kanaat imkanlarla şu anda lider durumda. Bu hafta evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanması durumunda da çok büyük bir avantaj yakalayacak. Dolayısıyla şimdi destek zamanı, şimdi omuz verme zamanı. Bakınız, bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra Samsun Spor'umuzun içinde bulunacağı maddi durumla ilgili yorum dahi yapamıyoruz. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Çünkü büyük bir tıkanıklık söz konusu. Bu sorun ne Erkut Tutun'un sorunudur, ne yönetimin sorunudur, ne Ahmet'in sorunudur, ne Mehmet'in sorunudur, ne Hasan'ın, ne Hüseyin'in sorunudur. Bu sorun Samsun'un sorunudur. Samsun şehrinin sorunudur. Dolayısıyla Samsun şehrinin bu sorununa da Samsun şehrini idare edenlerin el atması gerekmektedir. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu açık yüreklilikle çağrımı yaparken bunları düşünerek yaptım. Ve buradan bir kez daha sesleniyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Samsun Spor Kulübü'nü bir iki defa ziyaret etmesi çok şey demek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Samsun Spor konulu bir iki beyanat vermesi çok şey demek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Samsun Spor'a 8-10 milyon liralık kaynağı desteği sağlayabilecek gücü var mıdır? Var. Belediyenin gücü var mıdır? Var. Bunun yolları yasal olarak da mümkün müdür? Bu yapılabilirse o zaman biz bunu niye yapmıyoruz? Bunu yapabilmeliyiz. Bakın, ben buradan aynı zamanda bu şehrin valisi olan, devletin buradaki temsilcisi olan Sayın Valimize de yapmak istiyorum. Sayın Valimizin Samsun'a ilk geldiğinde şu stüdyoda konuştuğu ilk programda konuştuğu şu cümleler hala aklımda ve ben o gün Samsun Spor adına gerçekten çok umutlanmıştım. Sayın Valimiz demişti ki, ben Samsun'a vali olmadan önce Trabzon şehrini Samsun şehrinden daha büyük bir şehir kabul ediyordum. Öyle biliyordum, öyle zannediyordum. Ama geldim gördüm ki Samsun şehri aslında Trabzon şehrinden daha büyükmüş. Demek ki Trabzon'un büyük olarak algılanmasının sebebi Trabzon Spor'muş.
O halde Samsun Spor'u da layık olduğu yere getirip Samsun'un adının dışarıda duyulması için gerekli çalışmaların yapılması, gerekli gayretin gösterilmesi lazım. Şimdi Sayın Valimizin affına sığınarak soruyorum. Bu sözleri söyleyen Sayın Valimiz, acaba Samsun Spor Kulübü'nü kaç defa ziyaret etmiştir? Sayın Valimiz, Samsun Spor'un içinde bulunduğu maddi sorunlarla ilgili nasıl inisiyatifler almıştır? Bunları sormadan edemiyorum. Maçımıza kaç, bakın, maçımıza geldi. Samsun Spor'un en son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunu şöyle bir gözünüzün önüne getirin. O zaman siyasetçisiyle, milletvekiliyle, belediyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle, iş adamlarıyla herkes omuz verdiği için, şehir kenetlendiği için, bütünleştiği için Samsun Spor şampiyon olmuştur. Ondan sonraki süreçte yaşananlar, o onu dedi, bu bunu dedi, o şunu yaptı, bu bunu yaptı şeklindeki kısır çekişmelerle kaybedilen zamanlar olduğu için Samsun Spor belki de Süper Lig'in kapısından dönmüştür. Ve biz bunları söylerken bugün hala daha kombine rakamlarımız çok komik rakamlardadır. Biz bunları söylerken belki hala daha 6000 kişiye, 6500 kişiye futbol oynayan bir takım görüntüsündeyiz. O yüzden diyoruz ki bu şehirde yönetici olarak görev yapan herkesin Samsun Spor'u sahiplenmesi lazım. Bütün ön yargıları bir kenara bırakarak bunu yapması lazım. İş adamlarımızın bunu sahiplenmesi lazım. Şu anda Samsun Spor'a şu güne kadar destek veren iş adamı sayısı bir elin parmağını geçmez. Taraftarlarımızın kombine almak suretiyle, tribünleri doldurmak suretiyle mutlaka ve mutlaka taşın altına elini koyması lazım. Belki bugün çok önemli bir telefon görüşmesi yaptım. İsmini söylemeyeceğim ama şöyle bir çağrılar da var bize. İşte siz ön ayak olun, siz kampanya başlatın. Samsun Spor'a yardım kampanyası başlatalım. Destek kampanyası başlatalım. Çeşitli mesajlar geliyor. İşte SMS kampanyaları başlatılsın. Ya da çeşitli kampanyalar başlatılsın diye. Bununla ilgili de inisiyatif alınması gerekiyorsa biz alalım. Yarından itibaren bu konuda valilik nezdinde, çünkü Samsun Spor Kulübü dernekler yasasına göre idare edilen bir kurum. Bununla ilgili yasal prosedür neyse bunu takip edelim. Bununla ilgili nasıl bir organizasyon yapılması gerekiyorsa yönetim kuruluyla da görüşüp işbirliği içerisinde bunu yapalım. Çünkü çok önemli bir iş adamı, çok önemli bir iş adamı ve ilk bağışı da kendisinin yapacağını söylüyor. Bakın, şehrin çeşitli yerlerinden, çeşitli kesimlerinden çeşitli fikirler, destek çağrıları ve kampanya çağrıları var. Bunları birleştirmek gerekiyor. İşte ben az önce şu VTR'de de gördüğünüz gibi bugün Haber Gazetesi'ndeki köşemde yazdığım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslenirken, gelin bu liderliği siz gösterin derken aslında yapmak istediğim çağrı buydu. Bunu söylemek istedim. Bunu ortaya koymak istedim. Ve ben bu çağrıyı buradan Aks TV kameraları önünde Spor 55 programında Sayın Valimize de yapıyorum. Şu anda ülke seçim atmosferine girmiş durumda. Siyasetçiler tamamen seçim moduna girmiş. O konuda çalışmalarını yürütürken belki Samsun Spor'la ilgili kalıcı, net, destek verici projeler ortaya konmayabilir. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin ya da diğer belediyelerimizin bu konuda bir engeli yok. Onlar bunu her daim yapabilirler. Bugüne kadar yapılanlar mutlaka vardır. Verilen destekler mutlaka vardır. Ama tekrar söylüyorum, Samsun Spor'un bir ay sonrasının, iki ay sonrasının, üç ay sonrasının ne olacağı belli değil. FIFA'lık olmuş dava dosyaları, yapılandırılmış borçlar, bu borçlarla ilgili ödeme problemleri, mevcut futbolcuların ödemeleri, bunların primleri, yani bunları şöyle bir yukarıdan aşağıya sıralasanız, inanın Samsun Spor'un yarınıyla ilgili
yarınıyla ilgili sıkıntılar çok büyük, devasa. Hocam, bu şehir için inanılmaz bir şey ya da ulaşılmaz bir şey değil. 8-10 milyonluk destekten bahsediyoruz. 8 milyonluk destek, 10 milyonluk destek Samsunspor'un sezon sonuna gelmesini sağlayacak olan bir destek. Bakın işte yok otopark ecri misilden dolayı elden gidiyor. Başka şeyler yarın bugün belki gündeme gelecek. Her şey olabilir. Başka bir şey söyleyeyim hocam. Ya 2 gün oldu bayramdan çıkalı. Samsunspor kulübünde bayramlaşma var. Bir tane Samsun'un etkili, yetkili bir tane kişisini göremedik. Ne belediye başkanını gördük. Oradaydım yani. Bayramlaşma belli bir saat içerisinde yapıldı. 1.30'dan 3.30 arasında. Orada kaldım. Hocam kimse yok. Çok acı bir gerçek. Ve takım puan sıralamasında en üstte. Hani aşağılarda olsa dersin ki ya şudur budur. Zirveye oynayan bir takım, efendime söyleyeyim, dediğim gibi yazık. Kimse anladım. Şimdi başka bir şey daha hemen ilave edeyim. Siz ilave etmeden önce ben şunu yapayım. Şunu söyleyeyim. Samsunspor takımı şu anda bu ligde lider. Şimdi lider olmasına rağmen hala daha bir hareketliliğin, bir kıpırdanmanın, bir sahiplenmenin olmaması da çok ilginç. Hadi takım kötü gider. Durumu iç açıcı değildir. Ya da umut vermez. Ya da gelecek vaat etmez de kulübü kaderine terk ettik dersiniz. Evet. Ya şu anda bu takım lider. Tek kurtuluşumuz olan Süper Lig. Ve bu Süper Lig hedefine doğru destek verilmesi durumunda daha güçlü adımlarla ilerleme imkan ve ihtimali var. Hocam cumartesi günü hangi takımla karşılaşıyoruz? Gaziantep Büyükşehir Belediye. 5 milyon dolar Sanko tık diye parayı çıkartmış masanın üstüne koymuş. Sanko 5 milyon dolar Gaziantep Büyükşehir'ine. Ve biz bu takımdan böyle milyon dolarlarla kendine pay alan bir takımla mücadele edeceğiz. Cumartesi günü. 5 milyon dolar. Şu anda 5 milyon dolar Samsunspor kulübüne verilseydi neler olmazdı? 15 trilyon ediyor hocam. Ya o bir holding. 15. Öyle bir sponsorluk anlaşması yapmış. O özel bir holding. Samsun'da da bu desteği verebilecek sanayi kuruluşları yok mu? Var. Var. Bu destek birlik bütünlük halinde parça parça da sağlanabilir. Ama yapamıyoruz. Bakın bizim sıkıntımız bu. Yani biz bir bütün halinde Samsunspor'u sahiplenme problemi yaşıyoruz. Samsunspor'u bu şehrin bir parçası olarak görme problemi yaşıyoruz. Şimdi benim bugünkü yazımdan sonra inanır mısınız? Onlarca telefon aldım, yüzlerce mesaj aldım. Ya içlerinde azınlıkta da olsa şöyle mesajlar var biliyor musunuz? Belediyenin işi bu mudur? Halkın vergisini çarçur etmek midir? Maalesef. Ya biz böyle bir şey söylemiyoruz ki. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Samsun'daki belediyelerin ya da resmi kurumların, özel idarenin vesaire Samsun'un tanıtımına harcadıkları bir bütçe yok mu kardeşim? Var. Olmaz mı hocam? Samsun'un tanıtımı için Samsunspor'dan daha güçlü bir silah olabilir mi? Soru bu kadar basit. Mümkün değil. Fesane'de, Ankara'da, İstanbul'da, çeşitli yerlerde Samsun tanıtım günleri yapmıyor muyuz kardeşim biz? Yapıyoruz hocam. Ya biz oraya bir sürü basılı malzeme göndermiyor muyuz? Broşür gönderiyoruz, afiş gönderiyoruz, eleman gönderiyoruz, onları otelde yatırıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Bunları belediyelerin kasalarından, sanayi odasının kasasından, sanayi kuruluşlarından çıkarmıyor muyuz? O da yapılsın. Biz yapılmasın demiyoruz. Ya yapılsın ayrı mesele ama niye yapıyoruz? Ana fikir bu. İnceliği kaçırmayalım. Niye yapıyoruz biz bunları? Tanıtım için. Ya tanıtım için Samsunspor'dan daha büyük bir silah var mı Allah için? Soruyorum ya. Haykırıyorum.
Hocam sporu sevmiyorsan istediğin kadar bağır. Abi sporu sevmemekle alakalı değil ki bu. Sporu sevmeyebilirsin. Futbolu da sevmeyebilirsin. Beni de sevmeyebilirsin. Erkut Tutu'yu da sevmeyebilirsin. Samsun Spor'u da sevmeyebilirsin. Ama çatlasanız da patlasanız da Samsun Spor bu şehrin bir markasıdır. Sanatıyla, kültürüyle, sosyal etkinlikleriyle, sporuyla bir şehir kombine, bir bütünlük halinde kalkınabilir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a bugünkü yazımda seslenirken kastettiğim bu. Sayın Yılmaz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız her defasında çeşitli ortamlarda bir belediyenin görevinin sadece yol, su, kanalizasyon değil yapmak, temel altyapı hizmetleri yapmak olmadığını ifade etmiş ve az önce saydığım bu unsurlarla şehri bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini söylemiş bir isim. Bunun farkında olmaması mümkün değil. Ve bu şehirde inanın bana şu anda Samsun Spor'u bu şehrin bir parçası olarak görüp onu sahiplenip ona omuz verebilecek olan, bu liderliği yapabilecek olan en önemli insandır Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. O yüzden bu çağrıyı yaptık. Bunu sorumluluk makamında olan herkese yapıyoruz. Çünkü bir belediye başkanı eskilerin tabiriyle yazımda da belirttim şehreminidir. Şehrin emin kişisidir. Şehir kendisine ilçeleriyle beraber, bakınız yeni bütün şehir yasasıyla beraber Terme'nin uç köşesinden Yaka Kent'in uç köşesine kadar, Asarcığından Kavağından Vezir Köprüsü'ne kadar Samsun kombine bir bütündür. Hocam yapmıyor da demeyelim. Hayır, yapıyor da demiyoruz. Yani yapmıyor demeyelim. Bakın, tabii haksızlık yapılıyordur. Mutlaka yapılıyordur. Mutlaka verilen destekler vardır. Ama geçmiş yeterli dönemde de verilen destekler vardır. Ama mutlaka yeterli değil. Vardır. Yeterli değil. Ama şu an itibariyle bu sezon ben şuna katılıyorum. Bakın şu çok önemli bir tespit. Bu tespit Sayın Erkut Tutu'ya aittir. Basın toplantısında, geniş katılımlı basın toplantısında söylemiştir. Samsun Spor'a destek konusunda Samsun şehrinin yorulduğunun farkındayız diyor. Evet. Bu çok önemli bir tespit. İnsanlar yorulmuş olabilir, belediyeler yorulmuş olabilir, kurumlar, iş adamları, sanayiciler yorulmuş olabilir. Ama Samsun Spor'un hedefe giden şu yolda bir kez daha aşk ile bir dahi diyor ya, bir kez daha omuz vermeye ihtiyacı var. Bunu söylüyoruz biz. Ve bir kez daha tekrarlıyorum. Bizim üzerimize düşen neyse yarından itibaren biz de bu konuda yönetimle de görüşerek nasıl bir kampanya organize edilmesi gerekiyorsa yasal yönden bütün artılarını eksilerini de ortaya koymak suretiyle gerekli resmi izinler nasıl alınması gerekiyorsa bunları da alıp böyle bir kampanyanın da fitilini ateşleyebiliriz. Evet. Yapabiliriz bunu. Elimizi kolumuzu bağlayıp bir yerlerden birilerinin bir şey yapmasını beklemektense herkes ben neler yapabilirimin derdinde olmalıdır. Bakın bu hafta Samsun'da çok önemli bir organizasyon var. Ben de nedir o? Nedir o organizasyon? 50. yıl yürüyüşü ve 50. yıl koreografisi. Saat 14.30'da Sevgi Gölü'nden başlayacak bir yürüyüş var. 65'ten sonsuza. Böyle bir belgesel de çekiliyor. Cem, ondan ilgili bir şeyimiz var mıydı? Yok. Evet. Belgesel. Ne vardı? Ne diyordu? 65'ten sonsuza. Ha, bununla ilgili bir organizasyon var. Bakınız. Bu organizasyonu ve cumartesi günkü bu birlikteliği çok önemsiyorum. Samsun Spor taraftarı eminim ve inanıyorum ki bu hafta bir kez daha tarih yazacaktır. Türk spor kamuoyuna, Türk futbol kamuoyuna yaptığı koreografilerle, yaptığı sosyal organizasyonlarla, verdiği mesajlarla örnek olmuş, lider olmuş bir taraftar topluluğumuz var. Ne mutlu bize. Ve bu taraftar cumartesi günü bir kez daha tarih yazacak. Göreceksiniz. Engin ve, Sever hocam. Ve o koreografide yürüyüşten sonra statta
O koreografide Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir organizasyon yapılıyor. Bugün Sayın Engin Sever'le uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Ayrıntılarını bana anlattı. Sürprizi bozulmasın, burada anlatacak değilim. Ama şunu söyleyelim. Türkiye'de daha önce böyle bir organizasyon yapılmadı. Bu ilk olacak. Çok büyük riskli bir organizasyon. Sosyal paylaşım sitelerinde bu organizasyonla ilgili ayrıntılar paylaşılıyor. Organizasyonun kırmızı, beyaz kartonlardan oluşan bölümleri var. Ve buradaki özellikle kırmızı ve beyaz, arkası beyaz, önü kırmızı olan kartonların bulunduğu yerde oturan taraftarlarımıza büyük bir iş düşecek. Onları paylaşacağız, sayfalarda paylaşıyoruz. Önce kartonların beyaz tarafı kaldırılacak. İkinci anonstan sonra takım maraton tribününe gittiği an kırmızı tarafı çevrildiğinde hareketli bir görüntüyle koreografi değişecek. Dönerli bir koreografi olacak. Ve Türkiye'de ilk defa olacak. Eminim cumartesi ve pazar günü akşam bütün spor programları, bütün ulusal televizyonlar Samsun Spor taraftarını konuşacak. Ve bunu hep birlikte imza atacağız. Çok büyük riskli bir organizasyon olmasına rağmen Engin Sever ve arkadaşları bu riski aldılar. Aa geldi bak, bunu sesli olarak daha sonra verelim Cem. Tamam, içeride uğraşıyordu arkadaşlar, tamam çok güzel. Bunu az sonra da verelim. Bu benim de çok hoşuma Hocam gitti. Şöyle hemen sesli olarak alalım onu. Baştan bunu baştan... sesli olarak bir verebilir miyiz Cem? Ya Cem seni bir kez daha bir şehir ayaklarım. Bir vücudu al. Saran kılcal damarlar misali şehrin sokakları tüm insanlarıyla birleşiyor. Cumartesi günü diriliş, direnişle birleşecek. Sen de bizimle ol. 65'ten sonsuza. Bu artık bir bütün olma vaktinin geldiği andır. Sen de bizimle ol. 50. yıl koreografisinde yüreğini ortaya koy. Yüreklerin sesi notalara dökülüyor. Samsun Spor Marşı ilk defa koreografi ile birlikte sizinle coşacağız. Bir şehir ayaklanıyor. Bir vücudu saran kılcal damarlar misali şehrin sokakları tüm insanlarıyla birleşiyor. Cumartesi günü diriliş, direnişle birleşecek. Sen de bizimle ol. 65'ten sonsuza. Bu artık bir bütün olma vaktinin geldiği andır. Sen de bizimle ol. 50. yıl koreografisinde yüreğini ortaya koy. Yüreklerin sesi notalara dökülüyor. Samsun Spor Marşı ilk defa koreografi ile birlikte sizinle coşacağız. Çok evet. Güzel ya. Çok güzel. Onu söylüyorum. Bakın biz cumartesi ve pazar günü yapılacak bütün spor programlarında, bütün ulusal televizyonlarda Samsun ve Samsun Spor seyircisi konuşulacak. Ve Türkiye'de yine bir ilkeye imza atılacak. Şimdi taraftar işte bu birlikteliğin fitilini çok güçlü bir şekilde bir kez daha ateşliyor. Bu koreografiye Türkiye'de kimse cesaret edemez. Samsun Spor taraftarı bu koreografiye imza atacak. Hakikaten öyle hocam ya. Herkes göreceksiniz büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde. Şimdi herkesin sorumluluk alma zamanıdır kardeşim. Hocam o sorumluluklardan biri de sana geldi yani. O ayrı, girme ona. Şimdi bu sorumluluk nedir? Kardeşim 50. yılımızı kutluyoruz. 65'ten sonsuza organizasyonu var. Bir koreografi organizasyonu var. Hepsinden önemlisi takım lider. Antep Belediye ile iç sahada oynuyoruz. Takımın desteğe ihtiyacı var. Hepsinden önemlisi tüm Samsun'a, tüm Türkiye'ye güçlü bir mesaj verme zamanı. Ben yoksam bir kişi eksik. Evet. Ben yoksam bir kişi eksik. Herkes küskünlükleri, kırgınlıkları, ön yargıları bir kenara bırakacak. Bırakmak zorundayız. Bırakacağız. Neden? Çünkü Samsun Spor bir tane. Evet. Ve Samsun Spor hepimizin. Bunu yapmak zorundayız. Ve
bu hafta bu organizasyonla birlikte umarım Samsun'da birçok şey değişecek. Değişmeli, değişmek zorunda. Geç kalınmadan hocam, dediğin gibi Samsun'un ileri gelenleri bu işe elini kolunu vermeli diye söylüyorum. Tabii dedim ya, sana da çok önemli bir görev düşüyor. Bu organizeyi idare edebilmek de çok önemli bir yeteneğe sahip olmak gerekiyor. Bu da sende var. Onun için sana da şimdiden başarılar dilerim. Hocam bir de bu biz birlik ve beraberliği geçen haftaki programda nasıl izah etmişsek, hadi hep beraber el ele kol kola dedik. Şu Türkiye'mizin sıkıntılı döneminde gösterelim birlikteliğimizi dedik. Erkut Başkan taraftarın içinde maçı seyredeceğini düşünmüştük. Sonradan göremedik onu. Ben Erkut Başkan'la oturdum, dedim başkanım sen taraftarın içinde olacaktın dedim. Ya Atilla dedi, Trabzonspor'un ikinci başkanı ile 1461'in başkanı Erkut Başkan'ı yalnız bırakmamışlar. Demişler ki biz beraber oturacağız, birlikte oturacağız. İlk yarı diyor oturduk diyor, ikinci yarı diyor ben diyor taraftarımın yanına gitmek istedim diyor. Gidersek beraber gideceğiz demiş. Hocam ne kadar güzel bir atmosfer. Anlatırken de gözlerinin içi ışıl ışıl gülüyor. Ben de dedim, nasıl dedim başkanım? Dedi ki iki başkan, sen gidersen biz de beraber gideceğiz demiş. İşte bu. Birliktelik, beraberlik. 1461 ve... Trabzon taraftarının sayfalarında da evet, çok güzel paylaşım. Paylaşımlar oldu. Çok olumlu şeyler oldu. Gerçekten işte olması gereken bu. Yapılması gereken bu. İnşallah bu olumlu atmosfer küçük ufak tefek meselelerden dolayı zarar görmez. Herkes sorumluluk bilinci içinde hareket ederse, herkes empati yaparsa çok daha güzel olur, çok daha iyi şeyler olur diye düşünüyoruz. Hocam mesajları unutmadık. Biraz mesaj okuyalım, seni de biraz soluklandıralım. İlker Tüzen, değerli abicim İstanbul'dan misafirim geldi. Elinde başka takıma ait pasolik var. Ona Samsun maç bileti yükletip maça girebiliyor muyuz? Bildiğim kadarıyla başka bir, değil mi, İstanbul'dan elinde başka bir takım. Samsun spor taraftarı şayet stadı tam manasıyla dolduruyorsa onun girme şansı yok. Eğer boşluk varsa kesinlikle girebilir ki alsın biletini, ben gireceğini tahmin ediyorum. Ahmet Uçarlı, takımın maddi sorunlarını çözebilmek adına tüm Samsun'u harekete geçirmek için çalışmalar yapılmalı. Aklıma gelen bir şey de GSM operatörleri üzerinden SMS ile takıma parasal anlamda destek çağrısı yapılamaz mı? Tabii bununla ilgili mevzuatı düzenlemeyi bilmemekle beraber ortaya atmış olduğum bir fikirdir. Teşekkürler Ahmet. Az evvel de Ender Hocam bununla ilgili görüşünü belli etti. Sevgili Ahmet Tural yollamış. Allah'ın izniyle bu sene Süper Lig'e yükseleceğiz. Samsun şehri ayaklanması gerekir. Atilla abi herkes taşın altına elini koysun. Demiş ki sizin de çok büyük katkılarınız var. Bunu da biliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimden sevgili Ahmet'in çevresi geniştir bu konuda. Rıdvan Işık Altun, Yusuf Ziyelmaz neden destek olmuyor Samsun sporumuza? Cem Türker, internetten hangi siteden izleyebiliriz demiş. İnternet yayıncımızda bir sıkıntı yok herhalde, değil mi? Var, ufak bir sıkıntı varmış. Arkadaşlar bizi uydudan takip edin. Hasan Geyik, Antep maçında Sıdat full çekmeli. Ender Gür'ün de dönmesiyle onlara sahaya dar edeceğiz. Yine Türkiye nasıl taraftar onu görecek. Zafer Keskin, Frankfurt'tan iyi yayınlar abi. Bu takım bu sezon Süper Lig'e çıkmalı. Eğer çıkamazsa durum çok vahim. Öncelikle taraftarları tribüne doldurmalı ve Samsun önünde gelen isimleri, iş adamları, milletvekilleri, özellikle de belediye başkanları ve Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, bakın Karadeniz'in en büyük şehri Samsun olmasına rağmen Türkiye'de ve yurt dışında Trabzon daha çok tanınıyor. Nedeni ise Trabzonspor'dur. Samsun'u dünyanın en güzel şehri yapsanız ne fayda? Samsun'un en büyük markası Samsunspor Süper Lig'de olmadıkça ne yaparsanız yapın hepsi hikaye. Adnan Meral, hocalarım, kardeşlerim, iyi programlar, sizleri seviyoruz. Ender Hocam hoş geldin anonsa. Antep'i yenip önümüzdeki engeli aşıp ilk yarıyı lider bitirmeli.
lider bitirmeyi garanti veririm. Şampiyon Samsunspor başlatmış olduğunuz kampanyaya destekliyorum ve de katılıyorum. Ben varım diyor. Sağ ol Adnan kardeşim. Sen her zaman bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Mert Yıldırım, Ümit Hoca ve Aslanları yürekleriyle oynuyorlar. Şimdi takıma Ender Hoca da katılacak. Antep maçında onlara mağlubiyet tattıracağız inşallah. Samet Güven, değerli Atilla abim ve Ender Hocam, Arefe akşamı Ender Hocam'la Faci'den konuşma fırsatı buldum. Şöyle dua etmiştim. Allah'ım bizi, Samsunspor'umuzu, stadımızı gür sesiyle Ender gürsüz bırakmasın diye. Şükürler olsun anons sorunu bitti. Bize beklemediğimiz bir 3 puan armağan eder. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Ramazan Fidan, Atilla Bey bırakın valiyi, belediye başkanını, açın bir banka hesabı, biz toplarız parayı demiş. Teşekkürler Ramazan. Yakup İlker Çırak, internetteki yayınımızı soruyor. Hasan Bayram, Ertuğrul Sağlam için de yorumlarınızı bekliyoruz. Bursa'dan sevgiler. Onunla ilgili de konuşacağız. Vaktimiz kaldığı süreç içerisinde. Neyle ilgili? Ertuğrul Hoca ile ilgili. Yapılan Ertuğrul'a. Hemen söyleyeyim. Söyle hocam. Hemen söyleyeyim. Ahde vefa önemli bir şeydir. Ertuğrul Sağlam'a çok büyük bir saygısızlık yapılmıştır, vefasızlık yapılmıştır. Bursa şehrinin hayatında belki ikinci bir kez göremeyeceği rüyayı onlara yaşatan, o rüyanın altına imza atan bir teknik adama, Ertuğrul Sağlam gibi bir adama, adam gibi adama yapılmaması gereken bir hareket. Tüm Bursa seyircisinin başını iki elinin arasına alıp düşünmesini buradan tavsiye ediyorum. Hiç şık olmamıştır. Ertuğrul Sağlam Samsun için, Samsunspor için önemli bir değerdir. Ona yapılan her hareket bizi üzmüştür. Ben de Ender Hocam'ın söylediklerinin tüm hepsine katılıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Atilla abi sen niye yorum yapmıyorsun diye mesaj okuyorum ama Ertuğrul Sağlam gerçekten Türkiye'de kendini ispat etmiş saygınlığıyla bir kişidir. Ona yapılan haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kozluklu Vedat Şen, vallahi takım iyi gidiyor ama benim kanaatim bu Murat ilk 11'de oynatmak iyi gelmiyor. Murat yorulmuş, rakip karşısında oyuna girdi mi daha etkili oluyor. Burada Kone'ye bir çift lafım var. Rakibin sana faul yapabilir ama sen tekme atamazsın. Kulübün bu kartın cezasını kesmesi lazım. Bu sorumsuzluktur. Not Ender Hocam, hayırlı olsun. Kaan Candal, abi buradan kareografi bilgilendirmesi yapın. Birinci anonsta beyaz taraf, ikinci anonsta da kırmızı taraf kaldırılacaktır. Teşekkür ederim Kaan. Az evvel Ender Hocamız bununla ilgili bilgiyi verdi. Resul Saraçoğlu, Atilla Cebeci abi internetten Spor 55'i izleyemiyoruz. Giderilir arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı söz konusuysa giderilir. Fatih Tutar, Yusuf Ziya Yılmaz Bey'e sorar mısınız? Antep'te, Ankara'da, Bolu, Kayseri'de ve birçok ilde belediye başkanları kentin takımına büyük maddi destekle bulunurken bizim belediyemiz neden yeteri kadar sahip çıkmıyor? Yoksa bu olay sadece Samsun'da mı yasak? Bundan ilgili benim aklıma bir şey geldi. Onu da söyleyeceğim. Orhan Çakır, iş işten geçmeden şehrin ileri gelenleri Samsunspor'a yardım etmeli. Diğer şehirlerde yapılanları neden bizde yapılmıyor? 10-15 bin kişiyi bir araya toplayan, tek ses ve tek yürek haline getiren Samsunspor'dur. Samsunspor bu şehrin olmazsa olmazıdır. Bunu siyasiler ve belediye başkanlarımız niye anlamak istemiyorlar? Fatih Taflan, Ivanov gelecek mi diyor. Salih İpşir, Atilla abi Samsunspor kulübüne bir kaynak yardım kampanyasını ön ayak olmanızı rica ediyorum. İstanbul'dan Samsunsporlu bir aile olarak kampanyaya ilk destek bizden gelecektir, saygılarımla. Bununla ilgili Ender Hocam'ın da dediği gibi yarın kulüp yetkilileriyle sevgili başkanımıza konuşalım. Çünkü hacizler olduğundan dolayı Samsunspor'un resmi şeyine para yatırılamıyor hesabına. Bu yüzden bakalım bir formül buluruz herhalde. Özgür Demir, futbolda başarı geliyor. Aynı başarıyı yönetimin takımın ekonomik sıkıntından kurtulması için yapacağı çalışmalardan da bekliyoruz. Sadece şehir bu takıma sahip çıksın demekle iş bitmez. Yönetim maddi kaynak sağlayabilecek her türlü organizasyonları düzenlemeli ve gerçekleştirmesi lazım. Çok uğraş veriyorlar ama olmuyor. Özgür Demir, en önemlisi her yerde teşkilatlanmaları iyi yapmak ve teşkilatı iyi organize edip işler durumuna çekmek lazım diyor. Azem
Önal, Ivanov ve Taha ne zaman dönecek? Programımı bekliyorum. Dakikalar geçmiyor kardeşim. Onun bilgisini verdik. Taha düz koşuya başladı. Ivanov bu hafta içerisinde geliyor. Samet Can Akkaya, Sayın Atilla abim, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni yenerseniz bu sene birinci lige kavuşacaksınız inşallah. Mardin Kızıltepe'den Nuri Caner. Kardeşim bizlere size selam yollayalım. Mardin Kızıltepe diyor ki Allah herkesin oradaki herkesin yardımcısı olsun diyoruz. Samet Can Akkaya, Sayın Atilla Bey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yenerseniz, bunu okudum. Osmanlı Ömer Şahin, Atilla abi bu şehir neden destek olmuyor düşündünüz mü? Artık herkes tükenmiş durumda. Neden şehir sahip çıktı? Taraftar sahip çıktı, iş adamları sahip çıktı. Sonuç hüsran, yiyen yiyene, buna birileri dur diye biliyorsa, kurumsal bir kimlik kazanacaksa, şehir buna inanırsa yine destek olacaktır. Buna inanın. Orhan Özkan, iyi yayınlar abi. Ivanov Hoca'yı Hoca bilmiyor ama sen bilirsin ne oldu, gelecek mi? Ender hocama bir ricam var. Maratonda orta kısımlarda yığılma oluyor. Ender hocam anonstan tekrar uyarmasını istiyorum. Teşekkürler demiş. Caner Korkmaz, helal başkanım Erkut Tutu'ya, o adamın dibi demiş. Özgür Demir, belki artık önemi yok ama yeni Sedat eğer Atakum tarafında olsaydı veya eski Sedat'ın olduğu yerde olsaydı seyirci açısından daha avantajlı olmaz mıydı? Ahmet Emine Temel, Atilla abi iyi akşamlar. Yayında öyle spor yorumcusu vardır ki Donralı'ya yorumlarıyla, taraftara bakışlarıyla Ender Gür abim, Allah yolunu açık etsin ve son olarak Samsun maçını izleyemeyeceğim için çok üzgünüm. Samsunspor size vatan, bize emanet, güzel insanlar. O herhalde asker arkadaşımız. Evet. Gelen mesajlar oldukça okuyacağım. Hocam sana gelen var mı? Oradan telefonuna. Vallahi var. Ben burada da var. Oldukça fazla. Şimdi birini atlarız, diğerinin hakkını gasp etmeyelim. Mecnur Nurcan, hepsine Çatal Sakar, Kıvanç Özpıçak, Anıl Yıldız. Cumartesi taraftarın coşkusuyla Ender hocamın ateşleyici anonsuyla galip gelip seriye devam edeceğim. Ve son satırım, Kone'nin yokluğunda iki Gobe'ye Ersel oynasın. Alperen sistemimize uymuyor. Esat Tüymen, İyi akşamlar Atilla Bey. Bizlerin düşüncelerimize tercüman oluyorsunuz. Ender hocamla sizlere teşekkürlerimi gönderiyorum. Ender hocamın Büyükşehir Başkanı'na yazdığı açık mektup inşallah amacına ulaşır. Bu şehrin markası Samsunspor'umuza belediye başkanları ve iş adamları sahip çıkmazsa kim çıkacak? Bir de önerim var. Samsunspor'a katkıda bulunmayan iş adamları veya şirketler deşifre edilmeli. Ak koyun, kara koyun belli olmalı. Gerçi kimlerin yardım yaptığı belli. Genelde aynı kişiler yardım yapıyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene her şey farklı olur. Kozluklu Vedat Şen, Muzaffer Savaş. 3 puan sevindirici ama oynanan futbolu kendimce beğenmedim. Sizce de orta sahada Taha'yı arıyor muyuz? Muzaffer Savaş, ayrıca ikinci devre biraz daha alternatifli kadro verilirse Ümit hocamıza sezon sonu mutlu sona ulaşırız. Cemil Aydilek, Atilla kardeşim sizi zevkle izliyorum. Bundan sonra içinde başarılar dilerim. Aynısını Oya bir tek Öz Polat yollamış. Yakup İlker Çırak, İnterneti sormuş. Gürsel Gökçe, selam abi, sizleri seviyoruz. Abi ne olursa olsun en büyük Samsunspor, ölümüne kadar da Samsunspor. Melih Demirbaş, formasız atkısız kimse maça gelmesin. Hem koreografi şov hem de atkı şov var. Büyük Samsunspor taraftarlarına selamlar. O sene bu sene Atilla abi demiş. Cem Türker abi internetten sıkıntı var diye yazmış bize. Çözülür arkadaşlar, bunlar ufak tefek şeyler diyoruz. Evet hocam, programın da sonuna doğru yaklaştık. Bilet fiyatları da açıklandı ve satışa çıktı. Kale arkası 7,5, maraton 15 ve VIP de 20 lira üzerinden satılıyor. Bazı arkadaşlarımızı görüyoruz. Maç günü oldukça gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyorlar. Arkadaşlar bu telefon, ne diyelim hocam onlara? Bayiliklerin olduğu bölümlerde bilet satıyorlar. Gitsinler oradan 1 lira karşılığında biletlerini çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. Hem oradaki eziyete de katlanmamış olurlar. Bazen sistem çöküyor. Benim arkadaşım var Pasolik'te, yetkili arkadaşım. Soruyorum ona, abi herkes bir anda diyor gelince sistem çöküyor. Bilet vermekte zorlanıyoruz diyorlar. Onun için biletlerinizi erkenden alın. Ben biliyorum Mecidiye'nin hemen girişinde var.
belediye, büyükşehir belediyenin arkasında var benim bildiklerim. Diğer çiftlikte var. Oralardan şimdiden biletlerinizi alın. Hatta alan arkadaşlarımız kendi sayfalarında paylaşıyorlar. Dediğimiz gibi çok önemli bir karşılaşma. Antep maçı gerçekten çok önemli. Az evvel bir rakam söyledim. 5 milyon dolar bir firma, 5 milyon dolar bu takıma katkıda bulunuyor. Artı eski bakanlardan Fatma Şahin, belediye başkanı gelir gelmez 2 milyon lira para verdi. Bildiğim kadarıyla. Hatta 25 milyon mu hocam? Yanlışlık olmasın. En çok önemli 2 milyon mu? Ya neyi önemli değil? 25 milyonsa arasında 23 milyon fark var. Milletin hocam ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız önemlidir. Adana bunu vermiş, Bolu şunu vermiş, Ankara bunu yapmış, Antep bunlar bizim şeyimiz değil. Yani biz şehir olarak ne yapıyoruz? Biz. Ben ne yapıyorum bu takım için kişi olarak? Yani herkes bunu kendisine soracak. Ama sorumluluk makamında olanlar, bu şehri idare edenler bir kat daha fazla soracak. Hüseyin Ordulu, esnaflara bağış kutusu bırakılamaz mı? Veya makbuz karşılığında yardım toplanamaz mı? Bir daha söylüyorum. Bakınız, bu iş yasal yollardan halledilmeli. Bu işin herhangi bir şekilde oraya kutu bırakmayla, filancının hesabına para yatırmayla olacak bir iş değil. Kaş yapalım derken göz çıkarmanın anlamı yok. Çok basit. Yarından itibaren bu işin yasal prosedürü neyse, bunun araştırılarak yapılması mümkün olan yasal yollardan, hukuki herhangi bir problem doğurmayacak şekilde yapılması gereken nasıl bir kampanya varsa bu konuda araştırıp harekete geçirmek Spor 55 programının boynunun borcu olsun. Bu görevi de ben canlı yayında size yüklüyorum. Hocam bunu ben seve seve alıyorum. Hatta bugün diyorum ya, bugün size açılan o iş adamı ki çok büyük bir meblağ karşılığında Samsunspor'a ilk yardımı yapacak. Buradan da söylüyorum. Yarın da ilk girişimlerimiz, Sayın Erkut Başkan'dan görüşeceğim bu konuyu. Bir an önce SMS yolu da olabilir. Daha evvel yapılmıştı bunlar. Diyorum. Vedat Ateş, Atilla abi selamlar. Ender hocam çok güzel konuşuyor. O konuşunca bana bir rahatlık geliyor. Ağzına sağlık hocam demiş. Teşekkür ederim. İsmet Türker, Sayın Başkanımız, Yusuf Başkanımız bir televizyon programında iyi hatırlıyorum. Spora harcanan paraya yazık diyordu. Anakent spor basketi kurdular. Buraya iyi bir para harcıyorlar. Nereden icap etmiş acaba? Çarşambalı İsmet 55 yazmış. Kanatsız meleğim. Bakın, Anakent sporla ilgili de eleştiriler geliyor. Anakent sporu kurdular. Oraya aktaracakları paraya Samsun Spor'a aktarsınlar falan diye. Anakent spor da olsun. Bu şehrin çocuklarının tabii futbol oynayabileceği, basketbol oynayabileceği, çeşitli spor dalları yapabileceği bir ortam hazırlamaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Doğru. Hiç onu eleştirmeyiz. Evet. Ben onu hiç eleştirmiyorum. Ha, onun renklerini eleştirebilirim. Yani renkleri niye kırmızı beyaz değil? Kanatsız. O ayrı. Ama bizim üzerinde durduğumuz konu, bak oradaki incelik şu. Samsun şehrinden, Samsun şehrinin tanıtımı için harcanan paralara ben taktım. Billboardlar var. Taktım hocam, ya. Onun hesabını yaptım. Hatırlıyor musun? Ben yine daha önce iki defa yazdım. Evet. Yetinmedim. Türkü yaktım. Gayrı bu canımdan bıktım. İki defa yazdım bunu ben köşemde. Dedim ki, bir daha söylüyorum. Bak yeri geldi, bir daha söylüyorum. Ey belediyelerimiz. Ey belediye başkanlarımız. Ne olur bir yıl şehirdeki billboardlarda, raketlerde bizim Kurban Bayramımızı kutlamayın resimlerinizi koyup. Bizim Ramazan bayramımızı kutlamayın. Bizim 29 Ekim'imizi, 30 Ağustos'umuzu, öğretmenler günümüzü, doktorlar günümüzü, hemşireler günümüzü kutlamayın ya. Kutlanmış kabul ediyoruz hepsini peşinen. Neden? Ya bunların maliyeti KDV dahil, billboardların maliyeti 200 liraya yakın, raketler 150 liraya yakın. Samsun'da bir belediye bir bayram kutlaması için 50 tane rakete reklam verse, senede bunu 10 kez yapsa 500 raket yapar. Çok basit bir hesap bu. 500 çarpı 150 mi? 500 çarpı 150. 150 liradan ne yapar hesaplayın. Bunu ilçeleri saymıyorum bak. Anladım, anladım. Çarşambayı, Terme'yi saymıyorum. Büyükşehir, İlkadım, Atakum, Canik, Tekeköy. Bu 5 belediye için
Toplayın bakın, eğer 10 milyon liradan aşağıysa ben daha konuşmayacağım. Hocam sen orada noktayı koy. Peki. Süremiz kısıtlanmış. Kanatsız meleğim, tek aşk Samspor abi, Antep maçında ben de tek başıma bir gösteri yapacağım, herkesi şaşırtacağım. Çok güzel, kanatsız diyorsun ama bakalım kanatlarını görebilecek miyiz? Alparslan Yüksel, takımımıza destek olmak için kombinemizi aldık abi. En azından koltuklara kulüp yetkilileri tarafından isimler yazılamaz mı? Ya da koltuklara kombine diye yazılamaz mı? Geliyoruz, yerlerimize oturulmuş oluyor. Lütfen buna bir çözüm. Evet, bu da bir sıkıntı olabilir. Kendimiz kombine almıyorsak, en azından kombine alıp bu takıma destek veren taraftarlarımıza saygılı olalım. Şimdi geçen ben VIP tribününde maçı izlerken, bitti mi? İkaz mı aldım? Tamam, toparlıyoruz. Kusura bakmayın. Ben hemen o zaman isimleri söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, şu mesajı da vereyim, kapatacağım. Kombinesi olan bir bay ve bayan geldi. Oradaki seyircilerimiz dediler ki, ya kardeşim burada kombine mi olur, görmüyor musun? Yani herkes bulduğu yere oturuyor, bulduğun yere otur. Ya en azından kombine alan o seyircilerimize saygılı olalım. Kendimiz almıyoruz, alanlara saygılı olalım. O izleyicimizin mesajı güzel. Haklı. Soner Tongal, Samet Ayan, Ayhan Hamza Diksu, Osman Ömer Şahin, Orhan Özkan, Caner Korkmaz, Özcan Demir'e mesajlarını okuyamadığım için özür diliyorum ve bir programın daha sonuna geldik. Özellikle Nusret Sarı Hocam'a buradan selamlarımı iletiyorum. Nusret Sarı Hocam, yeni eğitim öğretim yılınızı da kutluyorum bu vesileyle. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Hocam onu yine ben atladım ya. Bir senin bir doğum gününü atladım, bir de öğretmenler. Kusura bakma hocam, yeni öğretim yılınız hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Bu akşam biraz fazla konuştuk herhalde. Dedim ya, yetmeyecek zaman dedik. Sürçü lisan ettikse affola diyelim. Herkesi cumartesi günü akşam 19'da oynanacak olan Gaziantep Belediye maçına davet edelim. Lütfen yerlerimizi erken alalım. Uyarılara dikkat edelim. Koltuklarımızdaki kartonlara gözümüz gibi bakalım. O kartonların üzerinde herhalde bir açıklama notu da olacak. O açıklama notlarına da riayet edelim. Geç gelenleri de uyaralım. Çünkü başlangıçta anonsta çeşitli uyarıları yapıyoruz. Ama maç saati yaklaştıkça o uyarıları tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Herkes yanındakini uyarırsa, bir daha söylüyorum, Türkiye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir koreografi geliyor. Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Ben uzatmak istemiyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Samsun'da doğdum. Samsunspor'la yaşıyorum. Samsunspor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Antep maçında görüşmek üzere. Bir vücudu saran kılcal damarlar misali şehrin sokakları tüm insanlarıyla birleşiyor. Cumartesi günü diriliş, direnişle birleşecek. Sen de bizimle ol. 65'ten sonsuza. Bu artık bir bütün olma vaktinin geldiği andır. Sen de bizimle ol. 50. yıl koreografisinde yüreğini ortaya koy. Yüreklerin sesi notalara dökülüyor. Samsunspor maçı ilk defa koreografi ile birlikte sizinle coşacağız.